Evet, bugünkü mahalle muhtarımız Ürünlü Mahalle Muhtarı Nihat Algan. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Muhtarım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ürünlü Mahallesi daha önce Ürünlü Köyü'ydü. Köyü'ydü, evet. O zaman nüfus kaçtı? Şimdiki yapıyı biraz anlatıp sorunlara geçelim hemen. Şimdi önceki durumu şeyimiz 1800 haneydi. Şu anda 1500 nüfusumuz oldu. Mahalle olduk. Önce köydü. Şimdi mahalle olduk. Ama hala biz hem mahalleyiz hem köyüz. Çünkü hayvancılığı bırakmadık. Aynı devam ediyoruz. Köy meralamız var. Meralamızı otlatıyoruz hayvanlarımızı. Yani bizim köyümüz hem mahalle hem köy. Ama o zaman da sorun da çok olur. Ya sorunumuz da şöyle, hayvan bakımından sorunumuz yok. Hepimiz birbirimizi hani öyle şeyde yok ama ihtiyaçlarımız var. Nedir onlar? Bir alalım. Şöyle 12 tane ihtiyacımız var. Hadi yani, onları konuşalım. Konuşalım. Birincisi imar durumu. İmar köyümüzde biliyorsunuz karşımızda 20 kat binalar var. Sağımızda solumuzda en azı bizim 2,5 kattı. Şimdi %70'ti, %60'a 2 kata düşürdüler. Yani köyümüz inanın yani harabe bir köy desen bir daireten şey yapmışlar, 52 tane şey çıkarmışlar, anıtlar kuruluna ev. Zaten köyümüzde anıtlar kurulacak hiçbir şeyimiz yok. Çünkü eski evden ben öyle tanıyınca 10 tane ya 15 tane vardır. Hepsinin ben temelin atıldığını biliyorum. 60 yaş yılında ben 60 yaşındayım. 60 senelik ev çok az. Ama ne yazık ki ne yapabiliyoruz ne yıktırıyorlar. Aynı öyle harabe halinde duruyor. İnanın kahvenin önüne gelin, bu evleri bir görün. Yani dersiniz ya bu evden sahibim yok. Sahibi var ama yaptırmıyorlar. Belediyeye gidiyoruz, yapamazsınız. Anıtlar kurumuna kayıtlı. Ben imza topladım. Planı itiraz ettim. İptal olmuş görünüyor ama neticede daha hiçbir şey yok. Tabii ki bizim de elimizde bir şey yok. İmarı biliyorsunuz Büyükşehir bildiği için. Büyükşehir'den de bir haber alamıyoruz. Çalışma var. Ev yapılacak mahalleye yaptırmıyor kimse. Peki siz çok kat mı istiyorsunuz? Ben çok kat istemiyorum. Ben 4 kat istiyorum. Karşımda 20 kat var ama ben 4 kat. Altı dükkan olsun, üstü 3 kat olsun. Ertuğrul kent gibi. Nasıl Ertuğrul kent ise ben gidip tane öyle 15-20 kat gidip istemiyorum. Yani mahallem en azından bir mahalle olaraktan olsun. Çünkü mahallemiz çok arabe durumunda. Bak biz hayvandan bile hiç şikayetçi değiliz. Seçen değiliz ama imar durumundan çok şikayetçiyiz. Yani her gün bizim arsası arazisi var. Şuurlandırmamız daha olmadı. 86'da mahalle olduk. Hala da şuurlandırmamız yok. Sizin bir de bu mera arazilerinde hipodrom yapılacaktı. Son durum ne oldu onda? Onda şey oldu. Şimdi Büyükşehir tekrar yine şey yapmaya kalktı. Eski bizim mahalle muhtarımız biraz milleti şey yapmış. Tabii onu da kötülemek istemiyorum ama 3 yıl önceden devam ediyordu bu. Benim bu dönemimde milleti kışkırtmış bir, hatta televizyonlara falan çıktık belki görmüşsünüzdür. Yapılacak. Şimdi hazine arazi. Ne ben karışabilirim ne kimse. Devletin malı. O at yarışı Cumhurbaşkanı. Hipodrom var, bir tane daha mı yapılmak istiyor? Yok, bu Rafan at yarışları için olacak. Öteki büyük yarışta. Rafan için ama Rafan bizim yani o öbüründen farklı bir otantik bir kimliği olacak. Evet, yani o da şimdi işte başkanımız geldi, söz verdi. Dedi ben böyle bir şey yapacağım. Köyün ihtiyaçlarını da yapacağım. Allah razı olsun yani ne dersek yapıyorlar. Büyükşehir'den bahsediyor. Büyükşehir'den, Nilüfer'de. Yani ben belediyeden bir şikayetim yok. Ama yani yapılmıyor, yerine gelmiyor. İkinci bir otobüsümüz. İnan otobüsümüz var, bir minibüsümüz verdiler bize. Bütün her mahalleye gidiyor. Bursa'ya 16 kilometre olan yere bir tane minibüs. 43 kişi, geçen saydım 43 kişi bir minibüste. Minibüs diyelim ona. Otobüs minibüs. Öyle hani bir otobüs şey değil. Bildiğin Peugeot minibüslerinden bir tane. Sabah 3 servisi istiyorum. 6.30, 7.30, 8.30. Ondan sonrası yine. Bunu başvurdunuz mu Muhtar? Vurdum, başvurdum. Cevap? Hatta yazıyı getirecektim. Unuttum, getiremedim. Yolcu kapasitesi uygun gelmiş. Ben zaten 3 araba istiyorum. Sarası kimse, hepsi yolda. Kimse eşini bindirmiyor. Kimse kızını bindiremiyor zaten otobüse. Sıkıştı bir kişi. Ya binemezsin ki 43 kişi, bir minibüs. 18 kişi, 43 kişi. Dedim ki beraber en azından bize 3 var diye. Olumlu geldi, otobüse verilmiyor. Şimdi yine bütün millet yolda. Yani yok araçı azmış, yolcu azmış. Ya yolcu az değil aslında. Ama denetlemede gelmiş, yazı göndermişler. Otobüs uygun görüldü. Kapasiteye göre size yeterli. Ben yeterli olabilir ama ben 3 sabah, 6.30, 7.30,
8.5. Bundan sonrası yine aynı gelsin otobüs. Buna bir çare bulunmadı. İş dedim, başlama saatleriyle evet, toplanma saatleri evet. Dedim ki, mesai bitimini istiyorsun. Murat 3 Mart okulunda o araba geliyor. O dedim araba 16 kilometre, 1600 kilometre buradan bizim köyümüz. Dedim ki bu uğrasın, 3 sefer uğrasın. Tamam dediler, onu da uğratmadılar. Yani otobüs sorunumuz çok kötü. Başka? Yollarımız biraz acık bozuk. Yanında tarih yolumuz var, üniversiteye gitme yolumuz. Evet. Asfaltlama yapalım diyoruz, hala yapılmadı. Nilüfer kamulaşma olmadı, Büyükşehir'e gidiyoruz. Nilüfer yapsın, Nilüfer'e gidiyoruz, Büyükşehir yapsın. Orta yerde kaldık, bilmiyorum nasıl olur. Bu hem köy hem mahalle olmak kötü bir şey değil mi? Çok yani çok kötü. Çünkü köy muhtarlarının ciddi yetkileri vardı, yaptırım güçleri vardı. Aynen. Mahalle olunca biraz aynen. Öyle mi oluyor? Aynen. Bak şimdi köyümde elektrikler sönmüyor. Biliyorsunuz bütün Bursa karanlıkta kaldı. Sokak lambaları yanıyor. 3 sefer belediyeyi aradım, TEDAŞ'ı aradım. Dedim ki ya lambalarınız yanıyor, gelip söndürün, bakılmamış. Burada geldiğim halde yine ya lambalar sönmedi. Yani bu muhtarlık mahallelerde daha da kötü. Birbirini tanıdığın için mecbur evine geliyor. Ya diyor Nihat bakamadın mı? Lambalar yanıyor. Yazık değil mi? Mahalle muhtarısın. Kimseye bir şey diyemezsin. Bir de size tasarrufa teşvik tabii, ediyorsun. Tabii yani ben de şey yapıyorum. Allah razı olsun köyümden de yani memnunum. Öyle bir şeyden. Elektriklerimin birkaç mahallem var. Azıcık uzaltılacak. Elektriklerim. Gücü mü yetmiyor şeyin? Trafo gücü yetiyor mu? Yetmiyor. Atıyor. Bir süt tanemiz var. Azıcık biraz fazla şey çekiyor. Onun için şartlar çok çabuk atıyor. Oradan bir sorunumuz var. Doğalgaz. Ek mahallelerimiz oldu. Onlarda doğalgaz yok. İmar olmadığı için doğalgaz da vermiyor. Onlar da haklı. Ama mahallelerimiz soğuktan donuyor. 52 evi zaten söylemiştim. Şeye almışlar. Anıtlar kuruluna. Ama anıtlık bizim mahallemizde hiçbir şey yok. Yani anıtlık inanın mahallemiz bir şey. Bir tane kale vardı. Bitti. Bir hamam var. Zaten hamam 3 sefer restore oldu. Bir tane eskisi kalmadı. Ama yine de anıtlar kurulu deyip de evlere 52 tane ev. Hı-hı. Yani rezil rüsva duruyor mahallemizde. Öyle bir. Buradan düğün salonumuz yok. Büyükşehir söz verdi. Ama ne zaman yapar? Köy konağı yok mu? Yok. Var bir tane ama ufak. Köy konağı, işte bunun ikisi kadar bir yer köy konağı. Muhtarlık var. Bir tane üstte kulübe verildi şimdi, belediye Allah razı olsun verdi. Bir tane de kadın derneğimiz var. Kadın derneği. Ama köy düğünlerini salonlara taşımayın ya. Hani geleneksel köy düğünleri devam ediyor. Yazın istemiyoruz zaten. Kışın çok sorun oluyor. Geçen düğün oldu, gittim Karadeniz İskele'den. İskele aldım da düğün yeri yaptım, salon yaptım. Mecbursun muhtara geliyorlar. Ben de gidiyorum buraya diyorum ki bana böyle bir şey verin. Aynı yani bir düğün sonucu biz yereden düğün yeri yaptık. Yağmurlu havada çok sorun yaşıyoruz. Ondan sonra futbol sahamız yok. O koskoca meydanda yok mu? Ürünlü'de bir de gençlik merkezi vardı. Öyle hatırlıyorum. İşte onu da hatırlayacağım. Gençlik kampı var. Gençlik onu kaldırdılar. Barınma evi yaptılar. Burayı. İyi. Şimdi inan her çeşit milletimiz geliyor. Karşı değiliz ama... Bu meranın, bu alanın ottuğu yer boşta kalıyor. 3 ay onlar 4 ay kalıyor. 4 ay sonra dedim ki Büyükşehir'e dilekçe verdim. Dedim ki bu alanı biz şey yapalım, piknik alanı yapalım. Karşıda binalarda bir tane piknik alanı yok. Yan tarafı da Özlüce'de yok. Dedim ki 4 ay burası duruyor, 4 ay sonra burayı da piknik alanına çevirin, herkes mangalını yaksın. Gelsin muhabbetini çocuklar, etsin, çocuklar bassın. Top oynasın, toprağa bassın dedim. Ama hala daha bir şey yok. Nilüfer içinden Nilüfer ama Büyükşehir karışıyor. Hazine olduğu için Büyükşehir karışıyor. Temizlik için birkaç şeyimiz var. Yani köyümüz tabii mali olduğum için, hayvancılık olduğumuz için birkaç tane konteyner ihtiyacımız var. Onu getirdiler. Ben burada şey yaptım. Allah ondan razı olsun. Yine de çok teşekkür ederim. Yani hizmet yerine geldi mi? Geldi. Teşekkürü de biliyorsun. Yani. Evet geldi yani. Doğru. Ben itiraz edemeyiz çünkü Allah razı olsun yapıyorlar. Çocuk parkımız lazım. Bir tane hemen girişte var. Bir tane de çıkışta. Bir çocuk parkı istiyorum. İnşallah uygun olur. Bir tane şey... Piknik alanımız dedim zaten dediğim yer. Şeyde, bir de meydana Atatürk büstü istiyorum. Bir tane de anküsör istiyorum mahalleme. Telefon anküsörü. Yani olsun. Telefon artık sorun değil. Değil de şimdi barınma ev var ya çok zahmet çekiyorum. Bunlarda telefon yok.
gelip milletten, kadınlardan dahi telefon istiyorlar. Ben telefon edebilir miyim diye. Onun için oraya bir tane bizim meydana verirlerse, çünkü onları salıyorlar, geliyorlar. Bir önceki neydi muhtarım? Telefondan önce bir şey daha istemiştim. Piknik alanı. Piknik alanı zaten ürünün toplanma merkezi, evet, gibi bir yerde. Bir tane de meydan Atatürk büstü istiyorum. Ya Atatürk büstünü de köylü yapamaz mı? Orada bayağı arazi zenginleri de oldunuz. Yani değerler arttı. Bana göre onu köylü yapmaz. Ortak niye yapmaz? Muhtardan beklerler. Yani bizim belki, köylerde belki isterler, yaparlar. Muhtardan beklerler. Yani çünkü her şey, her şey muhtardan beklenir. Muhtarım yabancı pek yok herhalde köyde. Bizde yok. 3-4 kişi var. Onlar da 25 sene önce geldiler. Onlar da bizim köyün yerlisi oldu. O da yabancı değil artık. Yani evet, çocukları yani bizim çocuklarımızdan kaynaştı. Hani bizde yabancı yok. Genç nüfus Bursa'da çalışıyor. Hepsi değil Bursa'da. Mi? Genç nüfus var yani. Var var, hepsi Bursa. Zaten otobüsünden istiyoruz zaten biz. Genç nüfusumuz yani otobüs sağına çekiyor. Bayanlarımız da şimi genç bayanlar da çalışıyor. Okulda herhalde sıkıntı yok. Okulda sıkıntımız yok. Sağlık hizmetleri. Okulun sağlık hizmetlerimiz ikiye bölündü. Yarımız Görük'te, yarımız sanayide. Bundan da bir sıkıntımız yok. Hatta Allah razı olsun, doktor dedi ki, yani buradan doktor, eğer dedi isterseniz mahallenize de gelebilirim dedi. Ama gerek yok çünkü yani yakın bir daireden buraya geldiği zaman her şey bir sorun olacak. Daha da kötü, ama şimdi isteyen, rahatsız olan gidiyor zaten. Hakkını sizde alıyor. Bir de kurbancılık da var galiba. Kurban var. Uyan var çok mi? Şeydir. Kurban ha. Bayramında yani çok rahat. Evimizde herkes kendi evinde keser, hazırlar. Hayvancılık var, tarım var mı sizde? Tarım çok az kaldı. Azal. Var tarım da yani hayvancılık daha çok. Tarım olaraktan önce bizim köy sivri biber ekerdi. Yani ürününü gördüğünüz hala üründen denilir. Evet. Ama ürününden çok az kaldı. 6 kişi var veya 7 kişi. Çünkü bu da kendi pazarları var. Kendi mallarını satıyor. Muhtarım çok güzel anlattın. Böyle not da almışsın. Evet. Fazla ciddi anlamda da sorunların yok herhalde. Katıldın. Teşekkür ederim. Fulya, ben de sizden çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Benim derdimi dinlediğiniz için. Eyvallah. İnşallah. Olur mu? Bir şey olursa. Paylaşacağız bunları. Tabii ki. Ha, ben dün hatta dedim böyle de köve gelirsin diye, ama dedi buraya gelin. Tamam dedim, gelirim. Köyüm için biz, köy için var. Madem seçildik. Bu ilk döneminiz mi? Evet. Ben 10 sene bir azalık görevi yaptım. Bu ilk dönem. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah. Diyeyim. İnşallah. Sizden de çok Allah razı olsun. Herhalde bitti değil mi? Dur, bekle. Şimdi bir toparlayalım. Benim dinlediğime göre en önemli sorunuz yollar ve otobüs sıkıntınız var. En çok otobüsümüz, evet. Düğün salonumuz. Düğün salonu. Yani bunu ben bak modern bir düğün salonu da istemiyorum. Kapalı yani, bir kapalı olsun. Üzeri kışın. Kapalı olsun, tamam. Evet. Yan tarafta duvar yeter ki bize, hani böyle pazar yeri gibi, çünkü çok zahmet çekiyor. Bir yağmur yağdığı zaman yani inanın acırsınız köyde. Tamam Mutlu. Evet. Yani başka bir dur, sorun. Dur bakalım Fulya ne notlar almış. Evet. Özellikle yollara da sıkıntı varmış. Evet. Otobüs, minibüsler çok dolu. Özellikle de bu işe gidiş ve dönüş saatlerinde dönüş önemli değil. Dönüş denk geliyor. Gidiş sabah 6:30, 7:30, 8:30. Ha bak, ben demiyorum ki illa da bizim köy otobüs çalışsın. Önce güzergahını da kullansın yine de. Ama bize 3 seferine büyük otobüs. Evet. Bir yani. De kış için düğün istiyorlar, ürünlü mahalle düğün salonu istiyorlar. Ürünlü mahalle muhtarı Nihat Algan bizlerleydi. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de sizden teşekkür ederim. Ben ilgilendiğiniz için. Sağ çok sağ olun. Evet, sağ olun. Şimdi oturun. Şimdi kapatalım. Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra yeni konuklarımızla birlikte olacağız.